Bir sabah ofise geldim ve masamın üstüne bırakılmış bir kutu buldum. Kutuyu her zamanki gibi özenle açtıktan sonra içinden iPhone 14 Pro Max çıktı. Lan iPhone 14 Pro Max çıktı. Sonunda iPhone 14'üm oldu diye seviniyordum ama bir dakika, bu telefonda bir gariplik var da neyse, alışamadım herhalde. Hemen bir selfie çekip Instagram'a atmam lazım. Malum Apple kamerası sosyal medyada şov yapıyor. Şimdi gelsin beğeniler. Oğlum bu nasıl fotoğraf lan? Nasıl fotoğraf lan? Pro Max'e çektim işte. La bu çakma lan bu. Oğlum nasıl çakma? Şu fotoğrafa bak, şu fotoğrafa. Şu fotoğrafa bak, bu nasıl çakma oğlum? Ulan yine çakmışsın. Tamam. Başlıyoruz. Şu kamerayı bir göreyim önce. Işık tamam, manzara var. Çekiyorum. Bu... Neyse bir de selfie. Bu nasıl kamera? Dur bir de video çekeyim. Yani bir şey diyemiyorum. Acaba karanlıkta nasıl? Geleceğim daha parlak. Şu fotoğraflara bak Allah aşkına ya. Şu fotoğrafla... Kendimi tanıyamadım yemin ederim. Bakalım telefon beni tanıyacak mı? Bir Face ID deneyeceğim. Kazgeç mi? Kazgeç ne ya? Translate çevirip bu kadar oluyor herhalde. Neyse devam. Ben çalışıyor galiba. Çalışıyor ya hani çalış... Tamam çalışıyormuş. Yani bir şeyin bu kadar çakma olmasına mı şaşırayım? Böyle düzgün çalışmasına mı şaşırayım? Bak şimdi yere vuracağım ama yani malzeme full plastik. Parçalanır bir yerime batar diye korkuyorum. Sen bir sağlamlık testini hak ediyorsun ama dur bakalım. Bir de şarjı azaldı. Bunu ben bir şarja takayım, inşallah patlamayız. Helal olsun. Adayı yapmışsınız. Helal olsun. Helal olsun. Şarj olurken ben bir de e-mail'sine bakayım. Acaba kayıtlı mı yani, ya da 3310 ya da E250'ye mi kaydettiler, göreceğiz. Evet, kaydı da bulunamadı. Yani ben şu an çakma bir telefonu kullanmak için 2-3 bin lira bir de üstüne kayıt parası vermem gerekecek. Tabii ki bunu yapmam, en azından şu süre içinde ben bunu kullanayım. Dur bir deneyeyim hatta, bir Ahmet'i arayalım bakalım sesi nasıl olacak. Alo, geliyor mu sesim? Alo, kankacım duyamıyorum, buyur. Alo, Ahmet, geliyor mu sesim, alo? Alo, geliyor gibi, ha. Buyur. Pro Max'ten konuşuyorum, nasıl geliyor sesim? Pek iyi gelmiyor sesim. Aşağı gelebilir misin? Anlamadım kanka. Aşağı gel, aşağı. Anlamıyorum. Aşağı. Ya böyle bir şey yok ya. Bir de iPhone'a benziyor diye sırf bu telefonları alıyoruz ya. Ne SAR değerini biliyoruz, ne radyasyondan haberdarız. Bir de fiyatı 4500 liraymış ya. 4500 lira. Ya almayın diye çığlık atasın var ama ben ne atacağım ya? Alın telefon atsın. Gidin bir tane Samsung'dan, Xiaomi'den, ne bileyim Vivo'dan, Poco'dan bir yerden başka telefon alın. Bu telefon radyasyonu belli değil, kamerası kötü, sarı belli değil. Ya bu telefonu alan adam yaşayamaz ya. Yazık değil bu telefona verdiğiniz parayı. Almayın. Şimdi video harika tamam ama ya bu sesler, bu renkler, bu nedir abi ya? Ya cidden sizce alınır mı bu? İkonlar zaten ayrı bir dünya. Bari düzgün çalışan bir launcher atsaydınız da en azından Türkçe bilseydi. Benim bu telefonla ilgili tek fikrim şu, bundan çok güzel bir hesap makinesi olur. Öyle masana koyarsın, bak alırsın, böyle bir toplama işlemi yaparsın. Güzelce... Yok abi ben dayanamıyorum, ben eve gidiyorum. Ben nereye geldim ya? Apple ne olur beni bul. Ne olursun beni bul Apple. Ya çakma telefonun ipiyle kuyuya inenim var ya, ben eski sistem abi. Ben pusulayı açacağım, batıya doğru gideceğim. Artık denize ulaşınca yolumu bu...